Selam millet, TVP'ye hoş geldiniz. Yanımda Deniz var, Deniz Sarıkaya. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Arkadaşlar Deniz bugün buraya kendi kullandığı iPhone 7 ile ilgili bizimle görüşlerini paylaşmak için geldi. Deniz her şeyden önce zaman ayırıp geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür Videoya başlamadan önce bize biraz kendinden bahset. Kimsin, nesin, ne yapıyorsun, ne ee, Ben... Ama lütfen biraz yüksek sesle. Tamam. <laughs> ben aslında İzmirliyim. Hı hı. İstanbul'a okumaya geldim. Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde okuyorum. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Yeni geldin İstanbul'a yani. Evet ama hazırlık okumuştum bir sene. Hmm. Yani var geçmişim. Onun dışında babam burada yaşıyor. Öyle. Santral Kampüs'tesin. Santral'deyim. Okey. Ne zamandan beri iPhone 7 kullanıyorsun? Evet, tam çıkış tarihini hatırlamıyorum ama... Çıkar çıkmaz aldın. Evet. Süper çok güzel. O zaman epey uzunca bir zamandan evet. beri kullandığını varsayabiliriz. Evet kullanıyorum yani. İzin verirsen senle nasıl tanıştığımızı şeyle ve tamam. ne derler izleyicilerimize anlatayım. Deniz, benim bildiğim kadarıyla sen bizim kanalımın takipçilerinden evet. bir tanesisin zaten. E, Deniz e, Sony Xperia XZ Premium kullanmak istedi arkadaşlar. Bizim bu hani kim kullanmak ister seviyemiz var ya ona başvurdu. Aslında bayağı e, eski bir seri ama. Eski bir seri ama ben dedi şey kullanmak istiyorum Sony Xperia XZ Premium kullanmak istiyorum. Mail ile yazıştık. Dedim şu an ne kullanıyorsun? iPhone 7 kullanıyorum. Boşver dedim Sony Xperia XZ Premium'u gel seninle iPhone videosu çekelim, iPhone 7 videosu çekelim. Dedim denizde sağ olsun beni kırmadı ama bir şartla kırmadı. Evet, anlaşma nedir? yaptık. Ne nedir o şart? iPhone ee, edit videosunu çekeceğiz ama e, buradan çıkarken Xper XZ e Premium alacağız. Okey. Biz denizi e yine hevalik Xper XZ e Premium'u vereceğiz. Deneyecek. Denedikten sonraki fikrini bizle paylaşmak için tekrar bir video çeker evet. mi çekmez mi o tamamen top denizde çekelim derse çekeriz çekelim. çekmeye derse çekmeyiz. Şimdi. Ee, biz seninle ilgili iPhone 7 ile üzerinde çok fazla bir şey konuşmadık bugün. Ee, ama ben şöyle tahmin ediyorum, doğru mu tahmin ediyorum? İlk önce ondan başlayalım. Sen bir iPhone 7 kullanıcısıyken XZ Premium'u denemeyi düşünüyorsan artık bunu değiştirme zamanı geldiği fikrinde misin? E artık bana yetmedi kanal. Yetmediği fikriniz. Okey o zaman böyle hani sona hemen filmin sonuna hemen şey yapmayalım. Çünkü tamam. E öyle olacak. Filmin sonunda söyleyeceğiz. İlk çıktığı zamandan beri iPhone 7 kullanıyorsun. Bundan bir önceki telefonun neydi Deniz? 6s şey... Plus'tu. 6s, Alt, 6S Plus önceki telefonun neydi? iPhone 6 idi. Hep iPhone, evet, iOS hep iPhone. mu kullandın? Evet. Okey, eğer bundan sonra değiştirmeye karar verip işte XZ Premium ya da başka bir cihaz geçecek olursa ilk Android telefonun olacak, doğru mu Anlıyorum. Evet. Anlıyor. Peki işte yani daha S8... önce Android kullandın mı? S8'i bir ay kadar tecrübe ettim. Hı hı. Ama pek beğenmemiştim. Bir, çok yakın zamanda tecrübe ettin o zaman yani son bir yıl içinde çıkan bir evet. telefondan bahsediyoruz. Ee, bu varken S8'i kullandın evet, ve... Evet kullandım ama pek beğenmedim. Samsung Galaxy S8 pek beğenmedin. Neyini beğenmedin S8'in? Ee, Instagram'da e, story attığınızda Hı -hı. yukarıdan ve aşağıdan kesiyor. Hı -hı. Yazılar tam olarak çıkmıyor. Ee, bir de ben çok fazla iMessage kullanıyorum. Apple'ın kendi yazışma şeyini. Ee, başka beğenmediğim bir konu yok. Bir de kameradaki parlatma efektini sevmiyorum. Samsung kameralardaki. Ama şimdi eğer bundan sonra herhangi bir Android cihazı geçecek aynı iMessage'i kullanamayacaksın büyük bir ihtimalle. Evet kullanamayacağım. O yüzden köşede bir iPhone kalacak benim için hmm, zorun olarak. Okey. E, bu çıktığı zaman bunu almak o günün şartlarında senin için şey miydi, zorunlu muydu? Yani bir önceki telefonun gayet eskimiş durumda falan mıydı? Yoksa yeni bir iPhone çıktı onu alayım diye mi iPhone 7'yi almıştın? E yani aslında bana özel bir teklif geldi. Hmm. iPhone 6s Plus ver, üzerine şu ver. Sana iPhone 7 verelim. Aa süper çok güzel. Sen bir de, de böylece güncellemeyi tercih ettin. Evet bir de şimdi o 6s Plus 64 GB'tı. Benim de 64 GB dolmuştu tamamen fulldü. Bu, <laughs> Bu 128 GB. <laughs> tamam. O yüzden daha çok. Peki bir şey söyleyeceğim o teklifi büyük bir tane senin GSM operatöründen falan geldi sana diye tahmin ediyorum. Doğru evet. mu? Renk filan seçebilme şansın var mıydı? Vardı. Sen bilinçli olarak şeyi seçtin. Bu bizim elimizdeki Jet si bilek işte siyah, koyu siyah dediğimiz rengi seçtin. Bu cihaz ilk çıktığı zaman bu jet bileklerde çok fazla çizilme Sef. vesaire olacağı konuşuluyordu. Oldu mu? Sen alırken bilmiyordum ama şu anda çok fazla çizik var. Hem de bir haftada oluştu hepsi. Hayır, gerçek yani jet bilek şeyleri evet. şeylerdi, evet, telefonlarda. Arkasına bakarsanız anlarsınız çok fazla çizik. Şimdi i̇şte ben var. videodan önce söylediğim gibi çok inceleyemediğim için şey şöyle yine benim bakkal hesabıyla <laughs> temizleyeyim. Çizik var mı senin söylediğin gibi çok da çizik yok dediniz. yani çizilmiş evet ama uzun uzun evet e, ama şey yani bu paralara hmm. böyle bir cihaz bir Aynı. haftada çiziliyor yani sen e, iPhone 7 ile geçirdiğin süre zarfında nelerinden mutlu olduğunu telefonun yani bir önceki iPhone'undan buna geçtiğin için şimdi telefonun 64 GB'dan 128 GB yükselmiş olmasından mutlu olmuşsundur ben evet, kadar evet. ama o zaten iPhone 7'ye özel bir şey değil. değil. iPhone 7 sahibi olduğun için seni neler mutlu etti iPhone 6'dan sonra? 6'ydı değil mi? 6S, Plus. 6S Plus'tı. 6'da dahil olabilir ama. 6 Plus'tan sonra hiçbir de hissetmedim aslında ben. Öyle mi? Zaten hissetmedim. <laughs> Ki o zaman da e, iOS'un gene aynı versiyonu gibi bir şeydi. Yani ortak versiyonda ikisi aynı versiyondaydı. Hiçbir fark hissetmedim açıkçası. 6S Plus'tan yine Senin iyi hayatında de. değişen tek şey ekran boyutu ve 64'ten 128 GB'ye yükseltmek evet. oldu. Peki genel anlamda e, iPhone kullanıyor olmaktan mutlu muydun o günlerde? 6S Plus'tan mutluydum. Mutluydun. Bundan e, Şimdi şöyle, orada bir karmaşa var. 6s Plus varken o zamanki piyasadaki telefonları ben beğenmiyordum. Diğer telefonları, Diğer yani telefon, Android, Android tarafını tamam. beğenmiyordum. Şu anda 7'nin veya 8'in karşısındaki telefonları çok beğeniyorum. iPhone'dan daha fazla beğeniyorum. Hmm, anladım yani şey diyorsun, Android ekosistemi 7 ve 8 yani son 2 yıl içerisinde kendini çok eskiye nazaran daha çok geliştirdi diyorsun. Peki beğeniyorumdan kastın Deniz. Tasarımları mı beğeniyorsun, cihazların özelliklerini mi beğeniyorsun, neyi beğeniyorsun? Açıkçası yani bir kere iOS'tan çıkmış oluyorsun, daha özgür bir platform oluyor, açık kaynak kodlu bir platform oluyor. Onun üstünde tasarım da çok fazla çeşitli oluyor. Mesela iOS kullanmak istiyorsanız bu tasarıma razı olmak zorundasınız hı hı. ki 4 yıldır aynı tasarım. Yani bir şey değişmiyor, hep Sony'ye kütük diyorlar ama bu kütük asıl yani. Altı, altı Deniz aynı söylüyor arkadaşlar ben değil sakın bana yüklenmeyin yani. yani altı iken de aynı tasarımdı. Yedi, kendi aynı tasarım, sekiz iken aynı tasarım. Hiçbir şey değişmedi. Evet. Android tarafı daha iyi. Mesela bir S8'e e baktığınızda... Zaten... onu söyleyeceğim şimdi ama sen işte bir kısa bir süre S8 kullanmışsın. Evet. Ee, fakat anladığım kadarıyla bu söylediklerini S8'de bulamadın ki tekrar buna geriye döndün. Doğru mu ben... Kamerasına değil de, e, tasarımına aşık oldum. Hı hı. E, o zaman... Yılan gibi diyoruz e, biliyorsunuz. yılan gibiydi. Hı hı. Hala da yılan gibi. E, ama iMessage'i kullanma zorunlu zorunluluğu yüzünden daha çok iPhone'da kaldım diyebilirim. Ama şey de bana biraz garip geliyor. Sen şimdi bundan sonra bir Android cihaz alacak olsan bile, bunu elin altında, sadece iMessage için elinin altında tutuyor olman evet. değil mi? Sence bir mesajlaşma yazılımı bu kadar şey mi? Önemli mi? Benim için önemli çünkü oradan Okey. konuştuğum kişi çok önemli benim için. Tamam, süper. Ve o kişi anladığım kadarıyla başka bir platformdan şey yapamıyor, seninle kontak evet. kuramıyor. Peki bir şey soracağım sana. Ee, iPhone 7 ilk çıktığı zaman işte kamerasında falan bazı iyileştirmelerden bahsetmişti Apple. Sen 6s Plus'tan e, şeye geçtiğin zaman, 7'ye geçtiğin zaman Kamerada bu gelişmeleri fark edebildin mi, yaşayabildin Hiçbir mi? Hiçbir şey fark etmedim. Hatta şöyle diyeyim, işte ünüm, özel bir üniversitede okuyorum. Herkesin, 10 kişinin, 9'unun elinde iPhone var. Çoğunun X de çok görüyorum yani. Arkadaşlarım da, da var. Aldım X'e de kıyasladım aynı kamerayı. Hiçbir fark göremedim. <laughs> Yani 6 ile de 6 ile tamam fark var ama 6S Plus'ta kesinlikle hiçbir fark görmedim ben. Anladım. Ee, şeyle ilgili 7'nin pil ömrüyle ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü mesela benim etrafımda 7 kullanan arkadaşlarım pilden biraz yaka silkiyorlar. Çok kötü. Öyle mi? Mesela sen haftada kaç gün dersin var senin? Haftada tüm 5 gün evet, şey ee, en uzun kaç saat yani sabah kaçtan kaça kadar dersin? Ee, 9'da başlıyor, akşam 7'de bitiyor. Okey. Bu mesela işte en 9'da o sınıfa derse girdiğin zaman akşam 7'ye kadar hmm, ihtiyacını görmüyor mu? Kullanmadığımda pilim kalıyor sürekli. Ha, kullanmazsam. Evet. Okey. tabii bataryayı kullanmamak gibi bir şansımız yok yanımıza taşıyorsak kullanmamız lazım. yok yani. Var. Peki senin için telefon kullanmanın rutini nedir? Yani Deniz mesela Sadece mesajlaşma yazılımı mı kullanmak, telefon kullanmak, telefonla konuşmak mı, oyun oynamak mı nedir senin kullanım ee, için? Benim için sabah kalktığımda ilk önce sosyal medyayı bir kontrol ediyorum. Hı hı. E, sonra müzik dinliyorum çok fazla, özellikle müzik çok fazla şarjım. Dinliyorum. Müzikten kastın kendi müzik dinliyor yoksa ama burada radyo falan da zaten. Yok, yani radyo, çok, yok radyo. Kendi yüklediğim kendi kendi, müzikleri. Kendi, kendi iTunes'dan dinliyorsun. Evet. Başka yaptığım yani arama çok fazla olmuyor günde maksimum. Yarım ama saat. Mesajlaşmayı kullanıyorsun. Sadece açma bizim kanalı takip ediyorsun galiba. Evet, YouTube Hadi ama yorum. onu bilgisayardan yapıyorum. Ha bilgisayardan yapıyorsun. Bundan yapmıyorsun yani. Okey. O zaman aslında bakacak olursak çok fazla Çok yoğun yani müziği saymazsak çok yoğun bir kullanıcı değilsin. Evet, değilim. Peki bu sabah 9 akşam 7 arasındaki geçen sürenin de büyük bir kısmı zaten sınıfta derste evet. geçiyor olması lazım. Ona rağmen mi e, müziği biraz fazla dinlersen Hı. ...yetmiyor. Ya cihaz. o zaman yetiyor ama ha, yetiyor. insanın içinde bir kuşku kalıyor yani. He anladım. Acaba başka bir şey yapsam... Okay, ...arkadaşlarım bir yere çağırsa mesela kalacağım ben orada. Anladım anladım yani... Şey, ...şeyde kalıyorsun avede kalıyorsun evet, yani, arada yani. kalıyorum. Atıyorum bir oyun oynayayım mı belki... ...bir video izleyeyim mi ya da bir albüm daha dinleyeyim mi... Evet. ...yoksa eve rahat ya da yurda ev rahat rahat döneyim mi hani. Evet. Anladım anladım bu zor bir şey. Peki bunun dışında pil dışında... Seni iPhone 7'de memnun etmeyen başka bir şey var mı? Ee, Şeyden de ayrı tutuyor beni. Hani hiç değişmedi filan dedin as ya. Aslında bu pille de alakalı birazcık. Ee, pilin benim beni kurtarması için düşük güç modunu açık tutmak zorunda kalıyorum. Hmm, anladım. Ve o o zaman da telefonun tüm performansını kullanamıyorum. Bunlar aslında? Okay. Hani telefon alıyorum ama. Pili yetmiyor yani gücünün. Şimdi biz iOS ekosisteminin çok stabil olduğundan, çok hızlı olduğundan bahsediyoruz. Ama sen güç tüketimi yaptığın zaman o stabilite, o hızı da... Bir miktar düşüyor. Şimdi, Fark edilmiyor işte, ama bir miktar okay. düşüyor yani. Ee, sen biraz üniversitede okuduğun bölümle doğru orantılı olarak telefonu değerlendiriyor olabilir misin? Ne demek? Istiniz? Yani şöyle Anlamadım. söylemeye çalışıyorum. Hani telefon, yani telefon hızlı... Ama hızlıyken çok enerji tüketiyor. Enerji tüketmemesi için onu yavaş kullanmaya çalışıyor. Evet. yavaş kullandığım zaman da niye bunu kullanıyorum diye evet, soruyorum. Aynen, aynen bu, diyorum. bunu, bunu kastediyorum. Yani hani sen şimdi sayısal bilimlerde bir bölüm okuyorsun e, ve hani en nihayetinde e, hayatı da böyle değerlendiriyor olabilir misin şeyi de? Evet, olabilirim. Yani Peki mesela tam... şunu sö söyleyeyim sana. E, telefonun pili yüzde kaça düştüğü zaman panik oluyorsun iPhone 7'de? Yüzde 40'a düştüğü zaman. Öyle mi? Yani çünkü o 40 bir şekilde erip gidiyor yani. <laughs> en ufak hani 20 dakika sosyal medyada dolaşsanız yüzde 5 piliniz gidiyor. Hmm. Şu sosyal medya kullandığını şuradan anlıyorum. Sabah kalkıyorum sosyal medyaya bakıyorum dedin. İşte hani S8 için sine şeyde story'de alttan üstten kesiyor evet, filan dedin. Kesin. Nasıl bir sosyal medya kullanıcısın sence? Ben takip mi ediyorsun? Daha çok bir şeyde Takip şeyler de çok musun? ediyorum. Çok fazla bakıyorum timeline'a. Onun üstüne çok da şey paylaşıyorum. Bu paylaşımın önünde o zaman fotoğraf da çekiyorsun. Fotoğraf da çekiyorum ve hani bir de şöyle bir olay var mesela. Ben onu paylaşmasam bile belki onu paylaşacağım. Onu düşünüyorum yani. Paylaşsam böyle yukarıdan kesecek. Hı hı. Paylaşamam o zaman. Yani hiç paylaşmayayım daha iyi o zaman. Bununla çektiğin fotoğraflardan mı bahsediyorsun? Hayır, ha, S8'den, S8'den bahsediyorum. Belki. Ben bunun üzerinde soruyorum. Ee, çektiği fotoğraflardan memnun musun şeyin iPhone 7'nin? Çektiği fotoğraflar güzel, hı hı. kaliteli, ee, videosu daha güzel ama yine de Android'in biraz gerisinde kalıyor şu an bence. E şimdi iPhone 7 dediğimiz cihaz, işte 8'in bu geçen yıl sonunda şey yaptığını görürsek. Bir önceki yıla ait yani. 14 ay, 15 ay, 16, ay, 16 ay galiba, 16 ay falan gibi bir zaman var. 16 ay süresinde de şey hem iOS hem Android kendini evet. geliştirdi. Fakat burada önemli olan şey şu. Sen bunun e, senin yaşattığı deneyimi daha eski bir deneyim olarak mı nitelendiriyorsun? Yoksa son zamanlarda işte hani bu Samsung'un falan yaptığı atılımlarla Android tarafının çok fazla ilerlediğini mi düşünüyorsun hani? Ben... IOS'un yerinde saydığını düşünüyorum. Hmm. Android'in de çok fazla geliştiğini düşünüyorum. Okey, o zaman bizim Onur'la çektiğimiz videoyu hatırlıyor musun? Onur pek o da çok uzun zamandan evet, beri efendim. iPhone kullanıcısı ve o da seninkine benzer bir şey söylüyor. Yani artık benim kullandığım telefon kendini yenilemiyor. Evet, yenilemiyor. Sen de böyle düşünüyorsun. Evet, eskiden Apple yani bir şey duyurduğunda daha fazla izleyici olurdu. Daha fazla insan heyecanlanırdı, bir kalbi küt küt atardı. Artık yani açıyorum, bakıyorum yani aynı tasarım. <gülüyor> Kapatıyorum. <gülüyor> o kadar. O tam onu soracaktım mesela 8 ve 10 lansmanı hani aynı gün yapıldı ya. Lansmanı izlemişsin diyor diye Lansmanda böyle hani ben 8 almalıyım ya da işte sonun 10'u duyurdu ya ben 10 almalıyım falan gibi bir şey geçmedi mi içinde? Hiç? hiç geçmedi. Hiç geç bir kıdım geçmedi. Peki yani. Yani. sonrasında gidip bir elini alıp hani arkadaşların harcı satışa çıktığı zaman gidip bir elini Yine alıp. Yine de, de geçmedi. Var. Çok garip. Çünkü çok... kıyasladım ben kendi telefonumu. Cidden üzerine böyle e, çok fazla fark edilecek bir şey yok, değer yok yani. Peki ZenFon ZenFon'un XZ Premium mu? Hani bizden onu istediğin ya kullanmak. XZ Premium mu kendini olabilir cihaz olarak seçmenin nedeni ne? Yani onu ne hangi anlamda kıyasladın e, iPhone'la? Neden kıyasladım? Onun pili daha iyi. Hı hı. E, iPhone'daki gibi ekranı kapattığımızda pil gitmiyor. Bu benim için çok önemli. Yani iPhone'da sen ekranı kapattığın zaman pilim mi azalıyor? Hayır, pilim azalmıyor işte. Sony'de de azalmıyor, bunda da azalmıyor. Hmm, tamam. Ee, yani bir de ben o mini balans seviyorum. Gerçi şimdi bozdular o tasarımı. XZ2'den XZ2'de bozdular, hiç sevmedim. Hı -hı. Ama ben o tasarımı seviyorum. Yani. Peki şeyin farkındasın değil mi? Hani senin kullanmak istediğin XZ da aslında yeni bir cihaz değil. değil. Şey mi peki mesela e, hani S8 kullandım dedin ya bir süre nasıl kullandın satın mı aldın S8 i? yoksa bir arkadaşında filan mı vardı? He, hayır annem de vardı hı hı. oradan kullandım. Aldın. Ee, XZ Premium'u biz sana verdiğimiz zaman <laughs> özür diliyorum tekrar. Hı -hı. XZ Premium'u biz sana verdiğimiz zaman nasıl kullanacaksın? iPhone 7 ile kıyaslama anlamında mı kullanacaksın yoksa senin bir sonraki telefonun XZ Premium olur mu mantığıyla mı kullanacaksın? Ne diyor ee, geçen şey? Daha çok şimdiye kadar iPhone'da yaşadığım tecrübelerle Sony'de yaşadığım tecrübeleri kıyaslayacağım. Yani iki telefonu hı. kıyaslayacağım gibi olacak. Anladım. Eğer e, XZ Premium kullandıktan sonra o görüşlerini şeyle bizimle paylaşmak istiyor olursan bizim kameramız, stüdyomuz sana sonuna kadar açık biliyorsun. Yine bugünkü yaptığın gibi okuldan çıkıp gelip şey yapabilirsin, o düşüncelerini bizimle paylaşırsın. Ben bir de sana e, aslında sormamın çok adil olmadığı başka bir soru sormak istiyorum. Şimdi mesela ben bugün bir tane iPhone 7 satın alacak olsam, e, sana da desem ki Deniz alayım mı? Ne önerirsin bu cihazla ilgili bana? Ne dersin? E, i̇lk önce fiyatını değerlendiririm. Hı -hı. Şu anda güncel fiyatını bilmiyorum ama 3000 200 civarı falan olur. Ben de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ee, ben alma derim. Öyle mi? Evet çünkü XZ1 var yani ortada 2400 lira gibi bir fiyat var. Çok baksana. daha düştü fiyatı düştüğü şu sıralarda. Yani öyle bir rakibi varken ki ben o telefonu bundan daha başarılı buluyorum. Ben onu al derim. XZ1'i de bundan daha başarılı. xz 1 de bundan daha başarılı buluyorum. Anladım. Ee, o zaman ayağına sağlık diyeceğim sana. Teşekkür Geldiğin ederim. için çok sağ ol benim için biraz şaşırtıcı bir video oldu. Şöyle söyleyeyim şu yüzden. Genellikle iPhone kullanan herkesin hangi iPhone modelini kullanıyor olursa olsun kendi telefonunu çok sevdiğini hani şey olmasa bile işte yenilenmiyor filan filan olsa bile kendi telefonunu kolay kolay gözden çıkartmadığını şahit oluyoruz hep. Sen de öyle bir profille karşılaşmadık. Sen böyle bana hissettirdiğin şey İlk sağdan çıkacak mısın gibi hani bu otoyolda ee, ilk şeyi bulduğun anda kendin için uygun cihazı bulduğun anda bunu atıp hani ona devam edeceksin filan gibi bir his var. O yüzden şaşırdım. şaşırdım. Yani ben şunu söyleyeyim. Şu an önümde XZ Premium'la iPhone 7 olsa gene 128 GB bundan bahsediyorum. Ben e, bunun değeri daha fazla olmasına rağmen piyasa değeri ben onu seçerdim. Yani ben söylemiyorum arkadaşlar, Deniz söylüyor. O zaman Deniz şöyle yapalım, sana teşekkür ederim. Bu videoyu ben burada kapatalım. Biz sana XZ Premium'u review alalım, verelim. Sen onu bir kullan. Tamam. Ama lütfen onunla ilgili eğer video çekecek olursak da bu netlikte düşüncelerini bizimle paylaş tamam. olur mu? Yani şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Eğer XZ Premium'u beğenmezsen o ya da bu nedenle bu videoda söylediklerini sanki yalamak zorunda kalmıyormuş gibi aslında açık açık iPhone 7'nin şu noktası XZ Premium'dan daha iyiymiş. Evet. Benim olur. hayalim gerçek değilmiş filan filan gibi böyle çok net şeylerle kullanıcı yorumlarıyla bizi bilgilendiriyor olur mu? Tamam. Okey, çok teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim. Arkadaşlar lütfen siz de alsil@tvp.com.tr tv mail adresine bir yemeği göndererek kendi kullandığınız cihazla ilgili görüşlerinizi gelip burada aynen Deniz'in yaptığı gibi burada stüdyoda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca ben şimdiden Deniz'in XZ Premium ile ilgili, deneyimiyle ilgili bize neler söyleyeceğini merak ediyorum. Umarım işte bir süre sonra, 20 gün, bir ay sonra filan Deniz'le o videoyu da çekeriz ve o zaman onun üstünde daha geniş geniş konuşuyor oluruz. O güne kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.